Herkese merhaba, ne yapıyorsunuz? Look at this girl, kayıp girl. Look at these girls and boys. Gidiyoruz. Yılbaşı videosu çekmeye. Bu sefer evde değil, dağda bir yer tuttuk. Gideceğiz, biz de bilmiyoruz. Orada felekten kısmet. Bir yılbaşı tatili geçireceğiz bir günlüğüne. Felekten. Sabahına döneceğiz. Öyle bir şey olacak. Dedim ki, Yunus dedim, çekmek ister misin dedi. Olur abi dedi. Yunus da geliyor. Bu yılbaşı hepimiz beşiz, bütün grup. Şimdi gidip Yunus gidiyor zaten. Utku ile Pelin'i alacağız. Bu eşyaları nasıl indireceğiz ve götüreceğiz? Eşyaları bir gösterelim. Ulan biz resmen bir tabur malzeme götürüyoruz. Utku ile Pelin bir çantayla gelecek. Bir çantayla yani. Gelirler şimdi onlar cancıklar. Bunlar hediyelerimiz. Bu var, Utku ve Pelin'in. Bu da Yunus'un. Paketi ben yaptım şeker. Bu senin şekerim diyeceğim. Bunlar oyunlar. Tabii ki de yılbaşı oyunlarımız, değişik değişik şeylerimiz var. Bok gibi oyun almışsın, bu ne? Bir de benim kıyafetim var, çok tatlı. Ama onu şimdi göstermeyeceğim. Tamam. Bunda senin kıyafetlerin var. Biz çünkü etkinlikte mutlu etmek için Utku'yu, Pelin'i ve Yunus'u ve sizleri bir takım şekilden şekilde halleder. Ama ben seni de öyle bir hediye aldım ki, hediye şu anda yola çıktı, o eve gidiyor. Öyle bir hediye. Atıyorsun. Yemin ederim. Bu kanalda bana hiç... Oh! Bu kanalda bana hiç öyle büyük bir sürpriz olmadı. Yani şöyle söyleyeyim. Benim sesim duyulmuştur canım. Utanmıyor musun o kadar 4 yıldır kanalı 5 milyon utanmıyorum. Yapmış. Utanmıyorum. 50 tane şey düşünüyorum ben. İşte bu ilk günkü heyecanımızı ve acemiliğimizi koruduğumuz. Bir dakika, ben kayıtta mıyım da bakayım. Evet, kayıttayım. Benim hediyem nerede? Şu çantanın içinde. Hayır Fırat, o deprem çantası. Şu. Bunlar da Fizi'nin bize hediyeleri bu arada. Evet. Bunları da götüreceğim. Onlar tabii, bilmiyor. Tabii. Surprise. Bunlar şey değil mi? Yılbaşı şeysi. Bunu sen çek... Aa, öyle bir oyun oynasaydık. Eskiden vardı. Ne? Çok eskiden. Biz de çok küçüktük. Hatırlıyor musun? Çek bakalım hangi harf. Şöyle geçiyordu kızlar. Çekiyorum. Kaldırıyorum. Çekiyorum. Çekiyorum. Ha, ucundan görünürdü böyle değil mi? Çığlık. Yılbaşı programıydı. Sonra onu çarkıfeleğe uyarladılar işte. Bakalım ne çıkacak hediyelerimizden. Evet. Fizi, Yunus'un geleceğini bilmediği için eksik. Benimkini ona vereyim. Biz son anda Yunus'un da gelmesine karar verdik. Çünkü o da gelsin dedik. Hani hem beraber olmuş oluruz hem daha rahat keyifli çeker olur. Dedik. Rahat da çeker. Köpeklerin hediyesi vardı, onu da al. Ah, ay evet. Neyse. Heh, bu da köpeklerin hediyesiydi. Evet. Üzerine çünkü hav hav yazıyor bak. Hav hav hav. Yunus'a söylemedik hediye aldığımız. Çünkü çocuk hani masrafa girmesin istedim ben şu an anlık. Evet. O yüzden haberi yok. Orada yani niye Yunus hediye almamışsın sen bilmiyorum diye sakın yorumlara yazmayın, üzülür. Yazar ya, bazı cancıklar haberi var. Haberi yok çünkü gerçekten. Milletin açığını arayan bazı cancıklar var. Onlar yazarlar, ben de banlarım. Arkadaşlar, insanların açığını ararsanız yarın öbür gün de sizin açığınızı ararlar. Yapmayın. Ne verirseniz İnşallah onu ararlar olursunuz. Onların açığını. Hayır. Hadi ben bakalım. Hadi. Hadi devam edelim. Onu kaldıramazsın. Hmm. Onu kaldıramazsın. Fıtık gitti fıtık. Yeni yıl fıtığı hazırlı olsun. Böyle bıraktı kapıyı. Şilal haritada bakıyor. Geleceğiz yavrum. Bir sene sonra geliyoruz. Şakası. Hayır, bir sene değil. Her şeye rağmen smiley. Bugün yılbaşı değil. Biz erken çekiyoruz. Evet. Çünkü biz yılbaşında Selçuk'tayız. Ertesi gün çünkü çekimimiz var. Utkular buradalar. Dedik ki Selçuk'ta çekim yapamayız. Ayıp olur arkadaşlar. Bir daha Ayko abim çekecek. Yani adamlar rahat rahat yılbaşını yapsınlar. Herkes bizim gibi değil. O yüzden dedik ki yılbaşı videosu da gelsin isterseniz erken yılbaşı yapalım. Ben bugün onları bunlara yılbaşı günüymüş gibi yaşatacağım. Siz merak etmeyin. Zaten yarın yılbaşı. Bir gün önceden kutlamışız gibi düşünün. Siz zaten bunu altısında izlediniz. Ne fark etti? Tabii. Üçünde çeksem kim anlar? Ama üçü benim doğum günüm. Şıkst. Biliyorsun Ceyda'cığım, üçünde bir video çekeceğiz. Doğum günü mü? Doğum gününde video çekeceğiz. Hem video çekeceğiz hem doğum gününde sana sürprizimi yaşatmış olacağım. Aa, hem yılbaşında hem doğum gününde mi sürpriz var? Arada 3 gün var. Yani... Şimdi doğum günündeki biraz... Ne? Onu hep beraber canlarla izleyince karar veririz. Ona emin olamadım. Benim öyle hediyede çok gözüm yok. Yok, biliyorum canım. Bugün sana vereceğim hediye için çok uğraşıldı. Bak. Beni heyecanlandırıyorsun. Ben belki uzun süre kafa patlattım. Patlattığım kafanın hayata geçmesi için de insanların eli nasır tuttu. Patladım. Tek sorun şu, sen genelde ben böyle şeyler yaptığım zaman... Çok güzel Fırat, yani bu... bu kullanılmaz ki yavrum yani. Sağ ol da, yani gerçekten çok zevksizsin Fırat diyorsun. Abi, hiçbir hediyeye zevksizsin demedim. Bir kere saçma sapan bir hediyeyi sana ittirmişler. Ne bileceksin tabii ki de onu. Eşofman takımı almış. Hani en pahalısını ve gerçekten en kötüsünü vermişler. Ben kıza dedim ki, eşim gerçekten... sizin markadan eşofmanlara bakıyordu. Bana verir misiniz bir tane dedim. O da işini yapmış, sıkıntı yok. Ben gittim, o eşofmanı verdim ve kendime iki takım aldım, öyle söyleyeyim. İki takım şimdi eşofman benim aldım. Bu travmam şuradan geliyor. Sana bir gitarla beste yapmıştım Ceyda'cığım. Aa, çok güzeldi.
Ben bayağı uğraşmıştım bunun için. Ve sen şöyle bir şey söyledin. Yani bayağı iyi. Daha yeni sevgiliydik. Yani yeni derken. Eminim arkadaşlarına gönderdim ve dalga geçtiniz bende. Doğruyu söyle. Kesin bak. Hiçbir şekilde asla yapmam. Yemin et. Yemin ederim. Öyle bir vibe'ım vardı. Instagram'ımda paylaştım. Utanmaz. Arkadaşlar o şarkı değil. Ha o değil mi? Instagram'ında paylaştığın Nothing Else Matters'ın çakmasını çalmıştın. Nothing Else Matters, doğru. Sana ben özel sıfırdan parça yapmıştım abi. Yo, benim için çok değerli. Hala durmuyor. Ve ben gitarı da amfileri de sattım bu olay üstüne. Bu yüzden ay ne kadar yalancısın. Şehir dışında Savaş'la çalışırken uzun süre uğraştım. Gitar eşliğinde ufak bir şarkıyı ben de sana söyledim. Ben Türkçe şarkı dinlemiyorum ki dedin cevap olarak. Al bakalım, bu da sana kapak olsun şimdi. Bir de evliydik bu arada. Demek ki neymiş? Karşılığını İkimiz verdik. De aynıyız hayatta. Hayır, ben sen benim gitarıma laf ettiğin için oldu bu. Hayır abi, ikimiz belki de aynıyız. Belki bugün YouTuber değildik, ben çalıyordum, sen söylüyordun. Belki de şu an Edis'le Zeynep'tik. Ben senin gitaristindim, sen de şarkı söylüyordun. Ya niye şarkı söyleyelim, şarkıcı mıyız biz? Ama önümüzü kestin. Birbirimizin önümüzü kestik. Önümüz. Aldık cancıkları, gidiyoruz hayırlısıyla. Selam. Yolumuz uzun değil. Bir saat değil? Kaldı. Bir saat. Yılbaşı heyecanınız var. Hediyelerimiz var arkada. Ay. Hediyeler. Hediyeler değil, bir tane hediye. İkinize bir hediye. O onun ya, ben... Ya en sevmediğim. Evet, hiç sevmez. O, ben tamam, zaten... vermeyebilirim. Hayır canım. Sıkıntı ver. Yok. Benim de hoşuma gidecek bir hediye çünkü. Ben kullanabilirim kendimi. Ayda, nasıl bir şey bu? Ama ben bu sene asıl sana ne aldım? Bardak almışımdır. Ben inanmıyorum abi. Doğru, Ceyda biliyor. Ceyda göster... Ya ben inanmıyorum sizin hediyenizi artık. Ben galiba biraz zayıf bir hediye aldım gibi düşünüyorum sana. Beni çok büyük yükselttiniz kendinize karşı, bana karşı. Sen ne diyen? Bence YouTube tarihinde görülmüş en güzel hediye. Abartıyorsun ya bak. Fırat'ın suratında zoom'dayım galiba ben. Gece 12'de vermeyeceğim tabii ki de bu arada. Noel Baba'nız hazırlanacak gene. Dramatik Noel Baba. Benim hediyelerim kötüydü geçen sene, o yüzden yani Dramatik Noel Baba. Fırat? Noel Babası'nı mutlu sanıyorlar. Belki de bu sene bambaşka hissedeceksin. Bakalım. Bunlar da sevinecekler de farkında değiller. Herhalde canım. Ben onlara eminim çıldıracak. Utku'nun bir tepkisini tahmin ediyorum ama. Ama sakın söyleme. İyi de biz bunu nereye koyacağız ya? Yer yok ki. Bak böyle diyecek değil kesin. Mi? Kesin. %100 bak. Ha buraya mı konuştun sen? Evet. Ha ben yere baktın sandım. Yani. Sen videoda duyarsın. Kaloriferi mi açtın sen? Evet, buğu oldu çünkü etraf o yüzden. Buğu ne oğlum? Çok fena olmuş. Ben hatırlıyorum bunu. Neyse. Bunu hatırlarsınız. Daha önce yapmıştım. Tamam Ceyda, tamam. Bu videomuzu bu arada zaten evden çıkarken hediyeleri görmüşsünüzdür. Fizi ile birlikte yapıyoruz. Fizi. Music. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle all the way, jingle, jingle, jingle all the way. Feel the music. Remix'in yapıyor. Ceyda's playlist and the Utku's Bogdan playlist and the Fırat's legendary playlist on the Fuse. Right now, write the music on the Christmas, every home and free. Çok iyiydi. Evet, bence de. Utku Bogdan playlist. Evet, orada bir bozuldum. Kendisi legendary ama yani. Hemen. Şimdi arkadaşlar, feel the music free. Free dedim ya, sebebi şu. Şimdi daha önce fizi kullanmadıysanız veya fizi üyeliğiniz bulunmuyor da olabilir. Kullanmışsınızdır ama fizi üyeliğiniz yoktur. Hemen giriyorsunuz aşağıdaki linkten, üye oluyorsunuz. Reklamsız, herkese ücretsiz olmuş oluyor. Bize özel ama artık videoyu izleyen canlara özel olmuş oluyor. Çünkü sizin haberiniz var. Bu kampanya 15 Ocak'a kadar geçerli. Zaten bu yılbaşı videosu. Bunu gidip 25 Kasım'da izlersen, abi niye ücretsiz değil dersen, ama kardeşim öbür senenin kampanyasını beklemen gerekir demem lazım. Apple CarPlay var şimdi arabada ama Android'de de çalışıyor. Yani arabada da fizi uygulamasını görebilirsin. Utku'nun playlistini bir açalım. Benim playlistimi şu an açamazsın burada. Niye? Kaldıramazsın çünkü. Aa çok yansıyor gibi ya. Şunu açıyorum o zaman. Hazır mısın? Hadi kaldır. Nasıl? Gerçekten mi? Fizi için yapıyorum. Fizi için açıyorsunuz. İnanmıyorum şu an. Evet, şimdi burada fizi uygulamamızı açıyoruz. Şurada benim müziğim var. Burada şarkı listelerim. Burada Full Metal Jacket. Leyli Gül zaten Ceyda'nınki. Bestlerim de benimki. Bunları size paylaşacağız. Aşağıda linki var ya da story atmışızdır. Bir şekilde size ulaştırdık listelerimizi. Oha, sizin listeler niye bu kadar uzun? Benim 16, 28, 23. Benim listemi mi takip ediyorsun sen? Hayır, ben onu video için zaten. Yoksa hayatta senin listeni dinleyeceğini düşünmüyorum. On the fizzy right now. Hot. Arezzo Full Metal Jacket playlist on the right now in the market. We are choosing for you. Full ses arkadaşlar, hazır olun şimdi. Eyvah. Utku'nun bir yer bizim videoları yaparken bunları dinliyor. Bak güzel, Sunshine the Werewolf. Güzel. Güzel, güzel gün ışığım tatlı. Sunshine gün. Çok güzeldir. Dur! Dur! Allah'ını seviyorsan dur! Daha neler var sen? Gir listeme bak.
Yemin ederim çarptı kalbim ya. Sapanca'ya kadar bunları dinleyerek gidelim. Mad Max miyiz biz ya? Arkadan böyle diye benzin tükürenler, arkada metal çalanlar. Savaşa gitmiyoruz lan. Şurada tatile gidiyoruz ya. Hayır bana ne, ben bunları dinliyorum abi. Bizi ilgilendirmiyor senin şarkıların, tamam mı? Fizzy on the right now, the Lately Goods playlist. Sen neredesin? Doğru. Yabancı ağırlıklı, antidepresan Türkçe. African Jungle Africa Mix. Bir dakika Ceyda'cığım, ne alaka? Eyvah. Abi bana çok motivasyon veriyor, ben çok seviyorum. Ne motivasyonu veriyor? Heyecan veriyor, hoşuma gidiyor. Bas. Hangi kabile bu? Ben anlamıyorum ki onların lafını. Ben kabile müzikleri çok dinlerim, hoşuma gidiyor. Anan mı? Anan. Onları daha sonra şeyde yaparım. Benim liste bakın çok mük. Yani Ceyda'nın listesi rahatlatıcı, Utku'nun listesi kaliteli. Sıkıntılı bir dönemdesinizdir. Ay. Kırıp dökmek istiyorsunuz ama olabilir. Etrafa zarar vermemek için dinleyebileceğiniz benim listemse. Ayrıca bir şey söyleyeceğim, bir saniye. Benim listemdeki bir şarkı bütün bizim canlıların çok sevdiği o şarkı. Bestlerimi açıyorum. Ceyda bu şarkı evlenirken çalıyordu biz. Yine aynı şeyi yaşıyorlar. Geçen sene bir videoda da bu oldu. Gerçekten yorumlara en güzel liste, en güzel şarkılar kim diye beklerim. Ya tabii benim yaştan itibaren kendimden daha geçmişe dayalı bir listem var ama biz bunlarla büyüdük. Yaştan itibaren. Evet. Listelerimiz göz dolduruyor, kulaklara şenlik veriyor. Utku'nun da güzel parçaları var. Arada bağıran, çağıran olsa da çok fazla. Güzel. Ya ben de seviyordum Utku'cum onları. Biraz daha gençken. Şu an kafam kaldırmıyor. Ben 10 yaşından beri metal dinliyorum. 10 yaşında da dinlemezsin. 10 yaşına git. Kırmızı balık nerede dinledin? 12 senede gitar çaldım. Öyle yani mi? Bir müzik bilginiz de var. Lütfen. Biz de çaldık şeyden. Gitar Edevat kanalıyla konuştum. Benim gitarı aldım ya. Evet. Onlarla konuştum. Bir ekipman önerdiler. Tekrardan çalmaya başlayacağım. Bakalım. Çok da biraz severim. Buradan selam olsun. Müzikten bahsettik. Gitar Edevat selam olsun. Gitar Edevat. Gitar Edevat. Her jenerasyon bir alt jenerasyon zevklerine laf eder. Tabii hep fikstir o. Abi sen rock'tan bahsediyorsun. Bugünün pop'un rap'iyle ne alakası var? O zaman da klasik müzikle karşılaştırıyorlardı işte. Benim listemde Destiny's Child da var. Say my name, say my name. Benim listemi hiç kimse görmemeli bence. Senin evet. Listeni tahmin ediyorum. Jennifer Lopez. Hatta kim listemi hemen at. If you had my love and I gave you. Tamam evet. Güzel. Ben 90'larda biraz... sevdiğimiz evet. Poplar yani. Hepsi. Aynen. Hepsi ama. Senin listeni de aşağı koydum. Christina Aguilera'lar, Avril Lavigne'lar, Britney'ler, Spice Girls'ler. Siz de best şarkınızı yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Aa evet. Gençler ne en best şarkısı neymiş? Ben de onlardan bir liste oluştururum. Best'i. Ben de dinlerim yani. Ben de bu arada yeni müzisyenleri dinliyorum. Mesela Uzi. Uzi de can. Daha doğrusu onun köpeği can. Videoları açtım köpekle öyle kilitleniyor bize. Yemin ederim ya. Vallahi billahi. Atıyor bazen abi bu köpekte bir şey var diye. Ya da sizde bir şey var diye. Yani köpek abi çok ilginç. Böyle bakıyor bize oğlum. Uzi selam olsun. Senin şarkıları da seviyoruz. Uzi selam kardeşim. Neyse arkadaşlar az kaldı. Birimizin playlistiyse onu benim playlisti açalım. Benim bu arada orada Was Miss You diye bir parça var. Bayılıyorum. Çok güzel bir parça. Özellikle aşk acısı çekenlere gelsin diyorum. Playlist pazarlıyor ya bu da. Sen bir şey söyleyeyim mi? Üngür üngür ağlarsınız. Sabah akşam onu dinlersiniz ve onu unutursunuz. Bende de ağlamazsınız merak etmeyin. Aldatıldıysanız bunun parçalarını dinleyip ona yaşattıklarınızı düşünebilirsiniz. O ayrı ama benim parçalarımda Since I've Been Loving You ve Was Miss You. Bütün sevenlere gelsin. And now, Fizzy. All the lovers is in, hop, and the love is begin. Feel the music. Ya kapat. Evet, evimiz burası sevgili arkadaşlar. Yunus. Her yer ağaç. Geldik. Yunus bize ne? Ay nereye, ben buraya bakıyorum. Buradayız. Sen niye maskelisin? Niye maskelisin evet? Öyle. Şey icap etti. Hasta mısın yoksa? Kapanmıyor bu geri. Biraz ateşlendin. Hasta galiba. Oğlum niye geldin hastaysan? Desene hastayım diye. Tamam yatar ben dayıydı. Gideyim o zaman. Hayır baştan gelmeyecektin. Hastaysan insan der ki ben hastayım gelemem de. Niye şey geldin? Olmaz. Bak burada şimdi soğuk yer. Pelin'e bak gelmiyor. Ay Yunus ateşlendim deyince inesim gelmedi. Yılbaşımızı burada geçiriyoruz. Yeni ay. Yılımıza geleceğiz. Ağaçlar maaşlar. Şöyle güzel. Bir yürüyüşe çıkarsınız ormana. Oraya yürüyüşe çıkmayacağız herhalde. Yürüyüşe çıktılar. Mangalov var. Mangalov. Mangalov. Yani 65 kişi mi çağıracaksın abi? Bu ne? Oğlum ben boyutuna bakmadım ki. Buz gibi yılbaşı videosu. Evet buz başlık gibi buldu. Gelin 1, 2, 3 buz gibi yılbaşı videosuna. Tamam. Eksiklerime bakayım da ben mangalımı yakarken. Ya. Kömür alacağız. Tamam. Ya uf yine mi mangalımı? Yunus sen burada kalıyorsun. Siz ağacı süslemeye başlıyorsunuz. Şimdiden. Yok seneye süsleyin. Giderek süsleriz ya. Ne çok heyecanlandım. Burayı mı süslerim? İçeriye mi? Kafam çok karıştı. Burayı ne süsleyin ya? Şuraya şeyin üstüne. Yanar. Gelin Ceyda bacabalı. Ya. Hadi. Burada ışık da var bu arada. O da iyi.
Biz buradan yürürken Fırat neden yandan yürüyor? İşte o da öyle bir. Aykırı. He, süsleyecek ağaç. Palmiye olabilir. Bunu mu süsleyeceğiz gerçekten? Süsleyeceğimiz ağacı buldum. İşte bu ağacımız. Hangisi? Bu. Gerçekten bu mu ağacımız? Barış. Ya da şu, tam orta olsun. Yok, orası uzak kalır. Fırat'a bak, iki adım yürüyecek diye. Allah aşkına ev şura. Fırat burada çok güzel futbol oynanır. Ya burası çok... Tek kale maç. Ben futbol oynuyor muyum acaba? Ne alakası var? Ben gidiyorum, ağaç bulacağım şimdi bak. Heh, şu ağaç. Hadi bakayım hangi ağacı göstereceksin? Orada ağaç yoktu. Şu. Tamam, burası olsun. Tamam, ağacımız bu. Süsleme işi sizde. Yemekler bizde. Güzelmiş bu. Onun dışında çok güzel oyunlar getirdim. Bu arada en az 3 haftalık like atıyor, yorum atıyor. Başka bir şey söyleyecek mi? Aklıma geldi, onu söyleyeyim. En az 3 haftalık like atıyor, yorum atıyor. Instagram'dan takip ediyor. Zaten abonedir. Bunların adı Candır. Candır. Can ne orla ki abi diyorsan sen cancıksın ya da can olma yolundasın. Bir de şey var, yo ben can olmayacağım, sen tam bir cancıksın. Şuradan elini indirip şöyle bir abone olmaz. Parmağıyla da olabilir bunu, mouse'uyla da olabilir ama her türlü parmağı devreye giriyor. Canlar mükemmel derecede yeşermiş bir yılbaşı ağacı ve evin barka bahçesini süslerken barka. Cancıklar salonun ortasında duruyor. Şu kadar ağaç bak, şu kadar. Biz de yılbaşı ağacı kurduk diyor, şu kadar. Masanın üzerine de koymuyor, yere koyuyor. Dayı geliyor yılbaşı gecesi, ayağıyla basıyor. Kız ben bunu görmedim ya diyor. İşte o cancıktır. Can olun efendim. Yeni gelen izleyiciler varsa hepiniz hoş geldiniz. Şimdi biz bu videoda yılbaşı... Telefonu kapatabilir misin? Telefon değil, saatimden geliyor zaten. Ama saatini kapat o zaman. Yeni gelen izleyiciler hepiniz hoş geldiniz. Bir yılbaşı videosunda hep beraberiz. Oley! Şimdi ben bu arada dedim, onu ne diyecektim? Bu arada 20 bin like gelirse yerde serip oynadığımız oyunlar vardı, hatırlıyorsan. Heh, bana da sürekli zıp pırt mesaj attılar. Bunu Fırat abiye söyle. Siz benim desteğimi niye ciddi alıyorsunuz? Evet. Gerçi zaten ama 200 bin like gelmiş. Biz 20 bin demiştik. Öyle demişti. Bravo karıcığım. Look at this girl. Şimdi ama bazı dandik oyunlar getirdim, yalandan onları oynatacağım. Ay, çok neden dandik ya? Su aksın diye buradan. Düzgün aksın diye. Şakır şukur akmasın diye. Şakır şukur. Oo. Odunlar. Ne yapacaksın odunu? O zaman yola çıkıyoruz. Yürü. Hadi. Biz de içeri. Siz de şeyi boşaltın. Hadi go go. Şşt, kapat. This is live. E, Utku and Fırat is online. Hat hat hat. Senin gitti boğazım. Gitti, boğazım gitti. Bayağı gitti. Burada biz buralardan geçmedik Fırat. Evet, farklı yere gidiyor. Ya bir yolu da düzgün yapalım ya. Yani düzgün gidelim. Şurada elimizin altında teknoloji var. Buralara belediye yolu yapmış. Hepsini kullanmak lazım. Bedava. Bahanen bu mu? Bedavayken kullanalım. Biz bir Türk kahvesi içelim bunlar gelene kadar. İçeriz. İşimiz çok, Türk kahvesi içeceğiz. Yılbaşına ait elimde olan tek şey şu ikisi. Hani konsept. Türk kahvesi ve fincanlar. Burada Türk kahvesi makinesi varmış ama. Varmış evet. Olsun, kendimi garantiye almak istedim. Üçümüze yapıyorum. Zaten 3 tane bardak getirdim. Ben de var 5 kişiyiz ama 3 tane getirdim. Yıkar yıkar yirik. Aa yo, 4 tane getirmişim. Çok iyi biriyim. Bende var, 3 tane daha var bende bu arada. Bak tatlım, yeri göster. Böyle yapmak istememiştim, öyle oldu. Tamam, şimdi su. Çap çap. Ooo böyleymiş lan bu iş. Çap çap, res böyle yapıyormuş. Su duruyor burada. Ben onu getireyim, bunu getireyim. Buzdolabından suyu varsa. Getir. Çap çap. Biraz hız. Çene suyu var. Olur mu usta? Olur mu usta? Çene suyu, İzmit'te biz Sapancı'dayız da İzmit'te meşhurdur çene suyu. Küçükken ben hatta çeneden mi akıyor? Niye annemler sürekli çene suyunu bu kadar övüyorlar diye düşünüyorum. Evet. Çenen delik derler ya, çeneden akar her şey. Öyle bir insan küçükken böyle oluyor ama vizyon. Nereye gidiyoruz abi? Bilmiyorum, ben doğru yoldayım diye düşünmüştüm ama bir şekilde Sapancı'ya çıkarım herhalde. Kalın yolları takip ediyorum. Ben duble. Fincanın var mı duble? Var. Ama bu 3 tane alıyor, dubleyi almayabilir. Şaka, getir. Ya. Yeni yıl dileklerinizi de inşallah içinizden geçen her şey kabul olur. Ama bunu ağacı yaparken de dileyeceğim sizin için. E kırılmış bu yavrum. Yok o, biraz ezildi o kadar. Geçen seneki et gibi olmaz umarım. Ya fırında yapmayacağım için bu sefer. Ne oldu Fırat? Tam pişmemiş. Mangalı yakabildiğim sürece sorun yok. Ben elimi sürmeyeceğim bu sefer abi. En son kampta sürdürdün elimi. Zaten maşamız... Maşa aldınız umarım. Efendim? Bir şey istiyorsanız söylemenin tam sırası çünkü sanırım Sapanca'ya geliyoruz. Tam sırası ne ya? Domates. Evet. Soğan. 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 Sallama çay. Aa. Alakasız bir yere gitti. Onumuzla yılbaşıyla hiç alakası yok. Su bir tane büyük, ekmek, mayonez alın bir tane de. Kuyruk sokumu yapacağım, o yüzden onda mayonez gitmez. Kuyruk yağ o. Yok, ben sokumunu yapacağım. Bokum yaparsın. Seda. Çünkü yabancılar hindi yer, biz kuyruk sokumu yiyeceğiz. Köfte yeriz biz. Yeriz. Güzel değildir bu mevsimde köfte. Fırat, buranın köfteleri çok meşhur buraların. Köfte al. En sevdiğim şey bir köfte zaten. Sucuk. Sucuk istiyor Pelin. Yeşil biber. Yeşil biberi ne yapacaksınız? Közleyeceğim. Közde yeşil biber. İsterseniz patates de alın. Kumpir yapar. Kafamı allak bullak ettiniz. Hadi bay bay. Kahvem pişti bak.
seversin diye. Şundan yeter. Nasıl? Ha sucuk. Aynen. Bir de mangal kömürü alacağım ama iyisinden almak lazım. Bak iyisinden al ha Fırat. Krokal yazıyor. %100 doğal diyor. Krokal. Krokal mı? İngilizcesi işte krokal. Doyarız değil mi? Ya yani ekmekle doyarız. Kızlar zaten ne yiyor abi? Her türlü doyarız sende. Doyarız. Yunus da yemiyor. Oo Pelin. Kesin dökerim abi. Ben dökmeme yani. O baya dökülüyor şu an. Bir bardakta tezgaha döküyorum. Uzaktan zaten asıl etlerin kalitesini ben şey yaptım. Dükkanın dışından. Cama yansıyan görüntüsü. Etin klaslı. Eti görünce araba bile dile geldi. Ya tam bir dinlenme ya. Evet. Dinlenme ya. Programımızın adı Ceyda Kasabalı'yla. Şömine önü. Sorular sorsan bana. Aynen. Sen bana sor. Senin programın. Öyle mi? Evet. Pelin Hanım. Eviniz çok güzelmiş. Ay teşekkür ederim. Güzel yaptım. Manifest 777 aldım kabul ettim. Öyle şeyler yazıyorlar ya. Ne kadar aldınız evinizi? 7 milyon. Takılarınız gümüş mü? Gümüş. Ben bir itirafta bulunacağım. Ben mangal yakamıyorum ya. Hadi ya. Bak bunu söylediğin yani çok iyi oldu. Yani izliyorum bakıyorum nasıl yapıldığını. Her seferinde deniyorum yanmıyor. Bazı insanın eli yakmıyor abi. Ceydalar ne yapıyor acaba? Bizim köydeki evde kaloriferli ama mesela yukarı kuzine sobası almışlar. Kuzine almış annem. Anlatıyordu orada kuzineyi bravo. My kuzine sordum. Ne yapıyorsunuz? Kahve içiyoruz şu an. Tamam. Ağacı ne zaman süslüyorsunuz? İşte şimdi. Bu en büyük yalan ha. Siz gelirken gibi düşündüm. Şimdi. Birine bir şey sorayım. Eşi şimdi. Şimdi. Ama başlayın lütfen yani. Biz burada... Aldınız mı her şeyi biliyor musunuz? Ceyda evet. Bir et aldık Ceyda. Kameraya niye bakıyorsun? Sana şöyle söyleyeyim. Kuyruk sokumu artı sırt billuru. Bak inanılmaz. Şimdi yılbaşı süslemesi yapıyoruz biz de bay bay. Müsaade değilim. Bir yudum da aldık ve ağacımızı süslemeye gidiyoruz. Pelin ayakkabı. Bu ne abi benim Barbie bebeğimin ayakkabısı gibi küçük 35. Gel. Haydi gel. Beni bir çek Ceyda. Ay şurada daha güzel dur bakayım. Şöyle beni bir şey çek. Aa buradan daha yakın gel. Kestirme biliyorum. Yeni gelmiş ama eve. Evet ağacımız bu. Ben bir yukarı doğru gidiyorum. Aa yeşil baş geçti önümden ya. Hani bu bir ilktir bu arada yılbaşı ağacı. Şapka var. Bunlar ne şıngır şıngırmış ya. Önce ışık takılır. Öyle mi? Ve bunlar tabii. Bu mu ya? Yoktu başka. İki tane alabildik. Şimdi kuru dal olmasının böyle bir avantajı var hani. Hani? Avantajı bu işte. Bambaşka bir bakış açısı getirdik yeni yıla. Ne var abi? Ne var hep yemyeşil şeyler yapılıyor. Kuru dallara da birazcık neşe. Evet çok güzel oldu bakar mısın? Evet heyecan gelmesin mi? Gelsin. Geldi. Yeni yılda 2023'te kuruduk kaldık diyeceğimiz her şeyin son bulmasını diliyorum. Ay. Hani ne bileyim yeter bıktık kuruduk. Onun gibi düşün. Çok güzel bir yılbaşı kıyafetim var. Benim niye yok ya? Ama o kadar da güzel değil şu an zaten. Nasıl bir ekmek alacaksın? Osmanlı alayım. Yok memur ekmeği. Osmanlı'lı. Böyle sarı yuvarlak. Hayır hiç sevmem. Ulan Osmanlı'da o ekmeği mi yapıyorlar sanki? Bunlar da isim koyuyorlar, sallıyorlar ha. Osmanlı'da bizim normal ekmek yenirdi. Normal ekmekmiş. Trabzon ekmeği yemiyor ki abi. Kuru dallar arasında sen gelirdin aklıma. Yeşilçam şarkısı var. Her sonbahar. Neydi lan? O kadar mı? Fena olmuyor ha. Ne diyorsun uzaktan ki görüşün nedir? Hiçbir şey benzemez. Ya. Hadi be. Ama asıl koymadık çünkü noktayı. En son nokta bir şey koyacağım ki inanamayacaksınız. Hiçbir şeye benzemedi mi? Şey gibi oldu. Bunu akşam dışarı unutmuşuz. Böyle bir fırtına, bir alamet. Fıyy. Bütün yapraklar uçmuş. Sadece şeyler kalmış. He. Yazık. Yazığım geldi görünce. Olabilir. Moral bozmak yok. Bari klip çekeyim dedim az. Aa çok güzel oldu bence. Ben ve beni her zaman destekleyen kankam Pelin. Oldu değil mi şimdi? Bayağı tabii çok değişti her şey. Fıratlar geldiğinde onların buna bakışını kesin çekmen. Mangal nasıl yakılır? En alta gazete, üzerine üçgen şekilde, piramit şekilde ağaç dalları ya da çıra dizdikten sonra... Ne yapıyorsun öyle? Açmaya çalışıyorum olmadı. Arkadan ışık öne vursun diye düşündüm. Çok arkası cılız ya. Yo bu benim tamamen ışık bilgimden kaynaklı. Ben hatta ışık şefliği yaptım bir ara tiyatroda. O zaman tiyatroda. Şefim şunu da bir... Yavrum bizim ışığımız. Evet, bak şu nefes ışığı gelince yavrum bizim... Belki bir versiyon getirmiş olduk. Çek şöyle. Bu şey gibi oldu böyle şey bağlıyorlar ya. Dilek diyeceğim ama sanki dileklerim asla kabul olmayacak kadar bir şahat ölmüş. Bir fikrim geldi şimdi. Uzaklaşınca onu buradan alacağım.
99. Dizaynı sonuçta mesleği bu. Pembe. Bu sene pembe benim rengim. Ha. Bilgin olsun. Ona göre hediye al diyorsun. Hadi biz onları bekleyemez mi? Kapat. Sen şöyle uzan. Heh. Oh. Başlangıçta bıraktığımız app. Ne dinliyordun sen? Daha yaratıcı, daha eğitici YouTube fikirleri nasıl bulunur adlı video. Saçmalama sen öyle. İki tane normal, bir tane köy ekmeği aldım. Hem de sütlü. Şimdi ben buna dayanamayacağım yalnız. Ben çenesini yerim. Ceyda bu ekmeği parçalaya parçalaya yedi. Neredesiniz kaç saattir? Ya çene yenir ama. Çene bak haktır. Göz hakkıdır. Ben bundan yerim. Ben bak iyi ki bunu almışım. Bana dedi ki normal ekmek al dedi. Al şunları elinden hadi. Al. Ama nereden geliyorsun sen? Haklısın bak sanki dolandı döndü. Al şunları daha bir başka şey yapalım hadi. Sporcu pedi. Yoruldum zaten. Neyin tribinde ya? Ama yani burada her şeyi ben yapıyorum, orada lak lak boş. İki tane poşet tuttu, büyük iş yaptı beyefendi. 10 dakikalık yolu bir saatlik. Aa! Çıkardın çenemi be. Hadi. Yürüyüşe bak, yürüyüşe bak. Hep şov. Şov. Utku. He? Git arabadan kömürü şeyi al gel, çabuk. Niye almıyorsun? Abi ne, neyi alabilirim? Bir tane şey... Vereceksin onları da alacaksın. Ekmeği de ısırdığı ekmeğiyle geziyor. Ver ver. Yürü git. Ekmek. Siz neden durdunuz abire? Aşkım 50 tane farklı yerden alınıyor bunlar. Tabii tabii. Kayboldu. Tahmin ettim. Ben dedim abi. Kaybolmasına hiç şaşırmıyorum ya. Kömür nerede? Kömür nerede? Sana soruyorum. Arkadadır. Kömür almadan geldiyseniz de artık yani. Vallahi ben gidiyorum. Dalga geçiyorsun değil mi? Aldın kömürü oraya. Kömür al gelin Allah aşkına. Bir dakika gerçekten mi yok? O zaman bir an önce alsınlar bence. Sıkıntı yok arkadaşlar. Kömür buraya doğru yola çıktı. Sağ olsunlar gönderiyorlar. Evet. Kasabımız dedi ki ben gönderiyorum dedi. Hadi size şimdi ağacımızı gösterelim. Aynen yılbaşı olağan şekilde devam ediyor. Ağacımıza gidelim. Ne yaptınız çok merak ediyorum. Bir şey yapmadım sürpriz işte size ağacımızı gösteriyoruz. Çok güzel oldu. Ya. Gülmek yok. Yani imkanlarımız... Tabii imkanlar. Önemli olan elindeki imkanı değerlendirebilmek. Ama yeterince süs almışız onu fark ettim. Evet evet. Akşam bambaşka bir görüntü oldu. Nasıl olsa akşam zaten ağacın yapraklarını görmüyorsun. Ben o yüzden tam olarak böyle uyan. Düşünmüştüm. Şimdi gidiyoruz. Yılbaşı kıyafetlerimizi giyip gidiyoruz. Evet. Şimdi siz bekleyin. Bekleyin geliyoruz. Bizim niye kıyafetimiz yok? Noel bu olacak da Ceyda ne olacak? Noel bu. Bu. Ya Pelin senin bugün tipin böyle bir garip. Ne bu ya kıyafetin saçın falan? Üşümemek için. Çok acıktım ha. Jingle bells, jingle bells, jingle all day. Look at this outfit like jingle all day. Look at this. Abi tiplere bak. Bu ne abi? Noel baba, Noel baba. Daha Noel babamı giyeceğim hediye verirken. Ha tamam onu giymezsen olmaz. Şimdi sadece olmaz. Böyle. Asıl birazcık benim kostümüm gibi oldu. Cüceleri var ya onun. Evet evet. Evet. Onlardan. Seni süsleseydik keşke ağaç gibi. Beni ağacın önüne koyayım dur. Gel buraya. Bayıldım ya. Şimdi bana bak jingle bells. Şimdi ne yapacağız? Ben çok acıktım. 5-10 dakika içerisinde mangal kömürü geliyor. Kömürümüzü yakacağız. Tamam. Ben böyle konuşayım siz dinleyin. Tamam. O 10 dakika içinde... 10 dakika içinde mangal kömürü gelecek. Onu alırız. Onun pişmesi zaten 1 saat. Oyun oynarız. Sonra hediyeleşme. Güzel. Sonra yattık uyuduk sonra bitti. Sonra bir uyku. Bu ne köyün delisi mi bu? Köyün delisi bizi toplamış böyle, böyle anlatıyor. Geziyor. Yılbaşından önce yılbaşı kutluyor işte deli. Karar vermiş. Her gün yılbaşı kutluyor. Aç canım benim. O zaman ben yatayım biraz arkadaşlar. Biraz dinleneyim. Ne? Sonra şey yaparız. Ya yani, her türlü yani. Hikayenin içine uyuyor ya. Hani gerçekten yılbaşı, uyuyor. Bayram... Beni istemeye geldiklerinde uyudu biliyor musun? Size yemin ederim. İçeri geçti 15 dakika uyudu. Abimle ilk tanıştırdığım gün oturduk. Ben bir 15 dakika uyuyayım dedi. Benim odama açtım onu. Açtım. Benim odama gösterdim. Orada 15 dakika buyurunuz efendim dedim ve uyudu. O sırada Rita ve Şira da bizimle ama. Bize getirdi yani hani şey olsun. Tatlıştık. Ne olabilir ya? Ne bileyim hani köpekleriyle geldi falan hani abim de seviyor falan filan. Abimin de Kızıl Toprak'taki evinin bahçesinde böyle çitler var. Ben de yeni tanışıyorum yani olmuş daha 25 gün bir ay falan. Bize geldi işte ilk görüşmesi. Ulan dedim köpeklere bakacağım ama bir yandan da içim böyle bir şey oluyor. Hani ya bir şey olsa başına bir şey gelse daha ilk ya hani emanet uyudu içeride. Ne oldu biliyor musunuz? Rita o çitlerden kafasını soktu. Ve kaldı. Sıkıştı mı içinde? Ya hayır. Ama biz abimle böyleyiz. Ne yapacağız ne yapacağız? Abim dedi ki dur dedi olmadı dedi şeyimi kessem çitimi kessem falan filan. Çiti keseceğiz yani şeydeki bahçedeki. Biz öyle karmaşa yaparken bir 10-15 dakika geçti bu arada böyle duruyor Rita.
Sonra Fırat kalktı böyle dedi. Hep şey olmaz ya, hep yapıyor öyle dedi. Ya, tahmin ettim abi. O zaman Rita küçücük ama yani 1,5 yaşında falan ya. Neyse sonra bayağı böyle abim çitleri böyle genleştirme de değil de ittire çektire çıkardık. Hayatımda en korktuğum anlar var. Yani niye? Hep uyuyor. Her video, her an uyuyabiliyor yani çocuk. Böyle bir anımı da anlattığıma göre. Çok iyi. Bir anda yok oldu. Abi hadi uyan, kömür geldi. Yağalım bakalım. Bebeğin rette doysun. Ödüm koptu ya. Çok tatlı ya. Sen yakmayı biliyor musun? Beraber yakalım. Hadi gel. Buranın sanki ayrı bir sıcaklığı var. Ne yalan söyleyeyim. Yılın son mangalına hazırız. Ben gidip üzerime mont giyip gelebilir miyim? Biraz soğukmuş. Yürü mü sen? Kız ki gel. Bunun delikleri var ya içeri. Girer burada. İçine bu şey giysem. Böyle böyle. Kıspırıltılı lan. Bir kısın ha. Ben gidiyorum. Nasıl hadi yapacağız? Gel. Hadi gel. Biraz seni mangalınla baş başa bırakalım. Ben şimdi video izledim arabada. Burada yakacağız. Alt tarafta gazetemiz var. Üstünde çıralar. Biraz üzerine körpü. Şey. Doğru mu? Evet. Çok basit bir şey ya bu. Bu ne oğlum? Kafam bu. Hava alması lazım. Hava alıyor işte. Ne bu kadar oğlum ya? Professional. Şoklara girecekler şimdi var ya, bu yanıyor ya, olacak ya bir geldiklerinde. Biraz da şu alt tarafa güzel gelmeliymiş bak. Yılbaşımıza gelenler. Ki tek sorun şu, şömine yakmayı biliyor musun? Ben hiç bilmiyorum. Bir kere yaktın mı? Bak her noktada ayrı ayrı havasını alıyor. Burası çok güzel yanacak. Tam emin değilim. Şimdi hep böyle yakıyormuş gibi oluyorum. Ondan sonra bu ateş gidiyor. Yılbaşı ağacımız bir kıldandırık ya. Ama ben orada çok başka konuşmalar yaptım. Çok başka yüreğe dokunan. Oradan belki. Oradan belki ağaç yürür. Ne iyi gittik de geldik. Abi yapma abi, nefes alamıyorum. Sakin ol, nefes almak ne demek? Yangın çıkarttım burada ben. Bu işi biliyoruz hocam. Mangal yakmanın püf noktalarını öğrendim. Mangal yapmanın püf noktaları yalnız çok fena koktu. Kömür yanmıyor. Sen alttan yukarıya doğru çıkan şu yapıyı kim yapabilir ya? Ev yaptım buraya, ev. Yakmadım. 2022'de yangın çıkarttım bak. 23. Abi o ateşi söndürebileceğin inşallah. Ya şöyle söyleyeyim, Sapanca'yı çağırın doyururum şu an. Gelsin de biliyoruz ateş midir. Sen mi yaktın bunu? Çağır çabuk Sapanca Belediye Başkanı daha herkese haber ver. Özel oldu. Ben ateşimi görüyor musun? Ejderham. Herkesi doyuracağım. Öyle yaktım ateş. Encümen heyeti, ihtiyar heyeti. Abartma. Muhtar adayları hepsi gelsin. Ha çalıştı bu. Çalıştı. Ondan. Tat, tat, tat. Ama burada önemli olan tabii biliyorsun. Mangalı yaktıktan sonrası da var. Fırat hazırlansın. Etleri verin. Ah! O hangisi? Kekikli olan mı? Kuyruk sokumu ha. Kuyruk sokumu ne arkadaşım? Düzenim muhteşem ya. İyi bayağı almışım ya. Seyirle. Mi yiyelim? Süt mısır abi? Süt mısır abi ne yapacaksın? Süt mısır! Soğan ikiye bölsene Ceyda bir tane. Ustam peki kaç para olur? Vatandaş ete doysun diye. Hiç önemli değil. Gönlünden ne koparsa. Hayır! Ne oldu yandım. Be? Onu nasıl yaparlar? Sana bir küçük bir sır göstereyim mi? Çatal yaparlar. Elini oraya kadar sokmazsın. Al işte. Benim ki bu kadar kazağım var yani şu an. Ya şu hıçkırığını geçir, ters su iç. İçmeyeceğim. Ne demek içmeyeceğim 22, ya? 2023'e böyle gireceğim. Bırak. Kaça gireceğim dedi? Oldu mu? Kesin hazır mıyız her şeye? Ya aşkım bekle, olacak yavrum. Kes! Korkutmaya çalıştım. Hıçkırığı. Beni korkuttun. Mayonez almadınız değil mi? Kasap abi dedi ki buna mayonez sıkarsanız sizi bulurum. Size sıkarım dedi. Ekmeğime bile sıkıyorum. En sevdiğim şeylerden bir tanesi mayonez. Gel şu etlerimi bir çek. Şu an abi. Çekmiyor ama. Abi kaç yıldır yapıyorsun bunu? Benim baba mesleği. 64'te babam buraya kurulmuş. Sapanca'ya saplanmış işte arabası. Burada başlamış et yakmaya. Müşteri birikmiş. Babadan bize geçti. Öyle yani. Abi hep burada mısın peki? Tabii. Hıçkırık köftesi hep burada yapılıyor bizim.
köftemiz var, kuyruk sokum var, kuzu sokum var. En başından beri hep buradayız yani. Bizim müşterimiz zaten sabittir. Saat 10.30 gibi gelirler, 1 gibi biter. Hemen yiyip gidiyoruz. Saat 2.30 gibi kapatırım hıçkırık köftesini. Çünkü hıçkırığım bitiyor, daha fazla tutamıyorum. Buraya şimdi bir yukarıdan herhalde bir ayı falan, domuz bir şey bekliyoruz değil mi? Onlar da müşterim abi, onlara da. Hayvanlara bizim saygımız her zaman var. Kokar. Kuyruk sokum mu bu? Bu hıçkırık sokum. Sen ne yapıyorsun ya? Çok tatlı attım da ona gidiyor. Şöyle yaptım, fıt diye içine düştü ama böyle su atıyorlar ya. Sonuçta böyle içine atabildin mi? Evet işte ya. Çocuklar çok gürültü yapıyorsunuz. Bak bir kere yapılabilen bir şeymiş. Komşuda pişer, bize de düşer mi? Doktor bu normalde. Bakma abi buna. Bizim hep doktor, mühendis müşterilerimiz. Ağacımız çok güzel. Harika. Çok iyi. Ben de ki bu restoranda neciyim? Çök. Hoş geldin abi. Bu da bizim mahallenin garibi. İşte artanları veriyoruz, öğlen yemeğini veriyoruz, yediriyoruz, içiriyoruz. Meczup, mutsuz. Yemesi sevap abi. Böyle. Kes sana kebap boyu... yemesi sevap abi. Bakma boyu uzun, bir yıl başında bu çökmüş kalmış böyle. Kimse hediye almamış buna, o zamandır çöküyor. Sana kimse hediye almadı mı? Almadı abi. Hiç kimsem yok abi. Ustam. Olmuş olmuş, bunu güzel olmuş. Bunu cağ kebap gibi getirmiş. Şimdi, ustam genelde bunu özellikle yaptırıp kameraya göstertir. Burada ben görmüyorum. Tamam. Umarım iyidir. Fıstık güzel gibi pişmiş. Müşteri yol. Afiyet olsun yavrum. Burada oturayım herhalde. Al bakalım. Oo, çok iyi. Şuna bak bakayım bir de. Bu da hıçkırık yağlısı. Oh. Arasına köftemi koyacağım. Ustam görmeden. Vatandaş bazen istiyor mesela. Menümüzde yok ama soğan da yapıyorum. Beğendin mi? Nasıl? Ustamın el lezzeti bir harika. Birincisi daha güzel ama. Ya bu benim metim değil. Bazı vatandaş istiyor. Ona yapıyorsun. Erken yedik arkadaşlar. Daha 12'ye kaç var? Sonra gece sucuk ekmek. Ama bir daha kömürü yakamaz şimdi. 2 sene sonra tekrar yakar ama. Tepebini yiyorum. Hayırlı. Ooo tarotor çok güzel. Ama bunu aldığımız yer çok belliydi güzel olacak. Bu kadar beklemiyordum. Tabii abla ben özellikle bunları getirtiyorum. Ya biz de yaparız ama vatandaş mutlu olur. Vakit yok. Oğlum köfteleri çevir gel. Ekmeğim yandı mı lan? Vallahi göremiyorum ki. Cips almadık. Nasıl unuttum? Nasıl unuttum? Çıldırıyor. Şimdi oyunlar oynayacağız. Oyunlar oynarken cipsi böyle yağlı ellerimle ağzıma tıkıp kartlara yapacaktım. Acı mı? Çok acı. Acı. Eyvah. Kendimi zor kurtardım. Karşı dükkandan bunlar. Bizim şifa çünkü. Bak Moğolistan'dan bile yemeğe geliyorlar. Aç mesela, aç aç aç. Evet, abim hala hoş oha gelmişsiniz. Bunu müessesenin ikramı. Şöyle açın bakayım. Oha müesseseye bak. Müessese bunu mu getirdi? Sosyal medya için. Artık yani büyümüş mekanım. Steakhouse açmışım. Abla, kımız suyu getireyim mi sizin yöreden? Ver. Tamam. Şu bitince bir TikTok videosu çeker miyiz? Çekeriz. Tamam. Yunus bak tadına bak, bak bakayım. Elinle kaptır gel. Bizim köyden geldi. Yusuf! Oğlum bizim şeyleri getir. Oğlum sıcak lan. Abi bunu bizim alt taraftan özel müşterilere veriyoruz. Alt taraf ne? Tezgah altı. Hakan. Hanım ablalar beğenirse bir sucuk atayım. At atsa. Tamam. Usta ekmeğin daha var mı? Ekmek, ekmek çek oğlum! Köfte yemek ister misiniz? Aç mısınız? Hıçkırık köfteleri. Sürekli onayı vereceksin abi. O onaysız olmuyor çünkü. Vatandaş artık şov istiyor. Şov, 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 şov! Hadi gel köfte kapatalım. Doydunuz, karnınız doydunuz. Karnınız yerinde. Ellerine sağlık, çok güzel oldu. Doyduk, karnımız yerinde. Vallahi mis gibi oldu. Manzaramız desene, ay ışığı tepemizde bir değişik. Bütün hilalleri yoruma bekliyorum. Ben zaten zor duruyorum, bir de elinde bana bastırıyorsun. Şeyde, arabadan şeyleri alalım, hediyeleri. Hediyeleri. Oyunlarımıza geçeceğiz. Saat 12'ye yaklaştığımızda, çünkü bu gerçek bir yılbaşı simülasyonu olduğu için. Hediyeler simülasyon verilecek. Hediyeler verilecek. Cin cücenin hediyesi. Allah! Peki bizim bu böyle arka bahçede yemek sonrası yürüyüşümüz nedir abi? Evet, biz ne yapıyoruz böyle? Çay bahçesine gidiyormuşuz gibi. Memnun oldum, teşekkürler. Çok iyi bakın kendinize. Çocuklara selam söyleyin. Tabii ki. Onlar yoklar, Londra'dalar evet, bu sene. İsmail görüşürüz. Görüşürüz. Dikkat et kendine, bir ara oturalım. Tamam. Hadi. Hoş duruyor üzerindeki, çok yakıştı sana şapkan. Ben aldım bu yıl. Hiç sevmiyorum misafir Ceyda. Hiç. Efendim? Tabii tabii. Dikkatli gidin. Tamam görünce tamam. Ararsınız. Tamam. Açmayalım ararsın. Şöminemiz yanıyor gibi. E benim hediyem? Senin hediyeni buraya getirmedim. Niye biliyor musun? Hani burada bakacak? Gölgede bırakır. Hediyelerimize geleceğimiz zaman tabii ki de dramatik Noel Baba olarak geleceğim. Hediyeleri hepsinize tek tek
Ne yapacağım ben? Teslim edeceğim. Vereceğim. En son seninkini vereceğim. Ve mutlu olacağız. Ama şimdi masa oyunları. Aa, çok güzel bir oyun. Yine saçma sapan bir oyunda beraberiz. Ve yine klozetteyiz. Tabii. Şimdi arkadaşlar daha önce bunun çişlisini oynamıştık. Şimdi evet, kakalısını oynuyoruz. Burada görmüş olduğunuz zarı buradan atıyoruz. Şuradan çekiyoruz. Zar düşüyor. Dört kere mi diyor mesela? Tamam evet, mı? Tamam. Dört kere pıçık pıçık yapacaksınız. Pıçık pıçık. Birimizin şansına bok fırlayacak. Ya çişti bok oldu. O boku havada tutmaya çalışıyoruz. Yapan kişi tutarsa bir jeton kazanıyor. Başkası yaparsa iki jeton kazanıyor. 3. Yani buyurun 3 kere şey yap. 3 kere pompa. Bok çıkabilir her an. Herkesin eli masada olsun. Her saniye yeni kurallar getiriyor. 3 mü? Ne yaptın lan? 3 kere öyle bastım. Öyle hızlı mı yapılıyor? He, hızlıca bastım işte. Senden yararlandım. Niye Fırat'a döndü? Ama oraya kadar çekme, çok uzaksın. 2. Bak yavaş yapınca da heyecanlı oluyormuş. 2. Eller masada. 1. 2! Ya güzel. 2. Ama hep 2 geliyor. Eller masada. Hayır, alamazsın. Alamazsın. Verme. Bırakmam. 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 Bokumu. Bu ne oğlum? Netle çabuk elimden bırakmak istiyorum bu karakteri. Bok vardı bu kadar şey yaptınız kendiniz. Ya of ya. Çok güzel oyun. Deniz Kemal görecek bunu, isteyecek şimdi, biliyorsun değil mi? Kesin. Bayıldı. Boklar alacaksınız siz de. 1. Ya evet, bir yetişene ya kadarsı. Burada yakaladı ya. Ben buraya. Evet abi, ben burada şuradayım sadece. 1. Ya konuşurken oynuyor ki. Ya bak bak Fırat. He? Bak. Yer miyiz oğlum biz? Neyi yer miyiz? Daha çıkmadık. Yo. Çıksaydı yemiştin. Yo, ben gayet burada gözüm sendeydi. Biliyordum böyle. Ben dur. Orada olacak gözün. Hıçkırık abi. Al bakalım. Oo, geliyor hocam. Bu gelir, bu gelir. Hocam geliyor hocam. 1, 2, 3. Pelin de patlayacak gibi hissediyorum. Kesin. İndir. 1. Elime niye vurdunuz? Bu bok niye gülüyor ya? Ben anladım bu arada. Saydım. Şu an bende patlayabilir. Hep bende çıktı farkındaysanız. Bizim çıktı. Yine Pelin'de patlayacak gibi hissediyorum. Bu bende çıkar abi. Değil mi? O zaman Utku'da. Oğlum niye hep Pelin'de patlıyor ya? Çünkü bir sayıda oğlum, patlıyor bence. Yok artık. Aşkım onu ayarlamışlar. 2. Eller masaya. Çok yukarı fırlatıyor ya. 3. Biz nasıl yakalayalım onu? Nerede lan? Oğlum çok zor bu oyun. Bu ama yani ben aldım bu arada. Şöyle yaptım ve hepiniz elinizle vurdunuz ben, ya. Ben ulaşamadım bile. Nedir? Ay. Ya bunu yakaladım. Boğuluş. Ya çok zevkli. Çok hıçkırığım var abi. Şimdi bu oyun bitmesi çok bitmez uzun sürecek. Kim yakalarsa... O bitsin, öbür oyuna geçelim. Daha oyunlarımız var. Ben hıçkırıyorum. Abi ikisi de hıçkırmaya başladı. Hıçkırık bulaşıcı mı yani? Sen de hıçkırıyordun. Hıçkırık köftesi. Yeter Fırat ya. Hıçkırmaktan benim reflekslerim öldü. Önce havaya zıplıyor. Ah be. Çok yıl ya. 2. Yine Pelin'de patladı. Ne bende ya? Bitsin bende. Bu arada yeni yıla nasıl girersen öyle geçer yılın derler. Bütün yılı çıkıracaksın. Diyor mu oğlum? 2023'ü çıkarak. 3. Ceylan elleri tutuyor ya. Başladım. O zaman al. Bütün pullar senin. Çok güzel oymuş. Güzel. Çok zevkli. Koyalım yan tarafa. Şimdi ben başka bir oyun oynatacağım size. Halıyı kaldırmamız lazım. Tamam. At oraya. Oyunu anlatıyorum. Ben sana soruyu soruyorum. Evet. Sen buna vuruyorsun, başlıyorsun cevap vermeye. 5 tane cevabını vereceksin oğlum. Bu el ben kazanacağım. Ceyda yapma ama ya. Basla. Basla. 2. Basla. 1. Orman hayvanları. Orman hayvan. Geyik, ayı, sincap, kurt. Bitti mi? Kuş. Kuş ne abi? Orman hayvanı. Orman hayvanı. Bu da zor demişler. Dünyanın en kolay şeyi. Bu çocuk oyunu ya. Çocuk oyunu yani. Hadi canım. İtalyan yemekleri. Makarna, pizza.
İtalyan salamı. Yemek ondan değil sonra ama. Yemek yavrum. Tiramisu. Başka ne var aşkım? Espresso. İçecek. Yemek. Hayır hiçbiri değil. Kaybettin geç. İtalyan yemek ne diyor? Espresso bu ya. Salamı da yemek değil de. Evet. Neyse. Hadi şarküteri. Vur. Dur. Böcek türleri. Kara Fatma, akrep, yeşil baş. Yeşil başlı ördek. Çekirge, solucan, böcek değil, kurt. Solucan böcek değil. Hayır, mi? Hayır, benim sürüngenler ve kabuklularla beynim şu an beşe ayrıldı. Solucan nasıl böcek değil? Hayır, karımı sorguladım. Gezegenler. Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn. Niye bulamıyorum? Hiçbiri bulamadı. Venüs. Ben neleri saydığımı bile unuttum o sırada. Ağaç türleri. Ay. Ağaç türleri. Çam, ceviz, meşe. Aa, gelmiyor aklıma hiç. Badem. İncir. İncir, aa. İyi de. Patatesli yemekler. Oba. Patates oturtma. İzmir köftesi, patates musakka, patates kızartması, patates haşlama. Bir dakika, en son ne dedi? Patates? Haşlama. Haşlama mı? Yemek. Ha, olur ya, olur. Yemek yavrum bunlar. Ya kumpir de bari. O da yemek. Kumpir varmış, doğru. O da yemek. Değerli taşlar. Elmas, zümrüt, inci, pırlanta, altın. Değil, inci. Taş değil. Taş altın. Değil, maden onlar. Kristal. Söyledim. Yakut. Yakut. Safir. Safir. Ya sen ne sen biliyorsun. Ay taşı. Safir. O zaman bunda da bilen kazansın. Ama öyle bir oyun değil. Bir dakika, saat kaç? Hediyeleri vermemiz lazım arkadaşlar. Çünkü saat 12 olacak benim. Çünkü yılbaşına giriyoruz. Yılbaşı simülasyonum patlar. Ben gidip şimdi bir Noel Baba olup geleyim. Nerede Ceyda benim Noel Baba dramatik kostümü? Şey gibi bu da. Aa, bunlar nerede diyen ev babası. Terliklerim nerede? Yeter ulan! Geçen seneden sevdiğiniz, bildiğiniz dramatik Noel Baba. Şapkam kaybolmuş zaten. Evet arkadaşlar, hediyelerinizi hazır mısınız? Veriyorum. Önce Fizin'in hediyelerini vereceğim. Bu ne düşük bütçeli bir yıl baba ya. Yıl baba. Türkçe'ye çevirdim yıl baba. Evet, sponsorumuz Fizin'in gönderdiği hediyeleri açılacağız. Şöyle takdim edeyim, Fizi'den gelen hediyemiz. Üzerine bak, notu var, oku. İlk hediye. Müzik metni dünya olan melodidir. Arthur Schopenhauer. Yeni yılın müzik dolu geçsin sevgili Pelin. Arthur mu almış hediyeyi? Öyle olmuş gibi oldu. Arthur bana hediye yollamış. Ne o? Ne o? Güzel. Aa, kulaklık. Kulaklık. Evet. Enko aynı zamanda içinden süslermiş. Bunları yılbaşından sonra kullanırız. Aa, bayağı güzelmiş ha. Ver bakayım. Utkucuğum. Onu bana ver. Onu açalım, ben bu dursun bir yanımda. Utku Fizi'den geldi. Fizi ilgilendirmez, o yüzden senin hediyen. Müzik aşkı besler. William Shakespeare. Pelin'le aşk ve müzik dolu bir yıl dedi. Bir şey söyleyeceğim. William Shakespeare niye böyle bir şey söylemiş? Olsun. Shakespeare kesin. Bu söyler, belli olmaz onu sorsam. Sana ne gelmiş? Aa, sana da bak, seni düşmez. Beyazı siyah. Güzel. Çok güzel. Şimdi Ceyda'cığım seninki. Fizi'den seninki. Müzik, ruhsal ve duyusal yaşam arasında arabulucudur. Beethoven. Yeni yılın esprilerin gibi sıcak geçsin Ceyda. Bu arada Fizi'deki gerçekten ben toplantıya girdiğim zaman hep cam vardı. Evet, bu arada bayağı cam. O zaman çok güzel oluyor böyle videolar. Ne çıktı? Suda çalışan. Evet. Evet abi. Evet. Ay çok teşekkür ederim. Yaz videosunda havuza fırlatırız. Evet. Net. Ay çok güzel, teşekkür ederim. Benim kutum tabii biraz büyük farkında. Evet. Evet, Fırat'ın kutusu biraz neye büyük? Hemen heyecanlanıyorsunuz. Ama görmek istiyorum. Bakayım. Oturun yerinize, daha sizin hediyeleriniz verilecek. Evet. Fırat buyurun, bu da sana Fizi'den. 50 kere söylemem. Aa. Müzik duyguların kısaltmasıdır. Bu kadar zaten söylemiş, kısa söylemiş adam. Çünkü Fırat bana bir kere mesela doğum günümde çiçek yollamıştı. Üzerine iyi ki varsın yazıyor. Eve bir çiçek geldi, iyi ki varsın. Ama kimden geldi? Fırat'tan mı? Yeni yılın müzik dolu olsun. Mutlu yıllar Fırat. Sağ ol. Net. Adam net. Aşkım bunu kaldırsan olurdu. Ha, ben hediyeye hak veririm. Hak mı verirsin? Benim. Sevgili Fizi, teşekkür ederim. Olması gereken. Göstermiyor ya, merak uyandırıcı. Oş, Big Bolt Bass. Big Bolt Bass tam bir yeni yıl baba. Headphones 4000 series compact folding bass booster hands free call. Aa, telefonla konuşabiliyorsun. Şş, bana bak, bu televizyona bağlanır mı lan? Bağlanır. Yani artık ben uyurken yanımda abuk subuk boktan dizilerin sesini duymak zorunda değilim. Bunu takacaksın. Bana tamam. Demiştin başta, demin bana demiştin. Vallahi dedi. Heh. Bir de hav havların hediyesini açalım. Şilay detayı da unutmamışlar. Cam demiştim onlar. Evet, tam canlar gerçekten. E bunu niye getirdi? Köpekler burada değil ki. Köpekler mi açacaktı aşkım bunu? Biz açacağız ya. Belli olmaz. Şile bunu açardı ki, şuraya bir mama sürdün mü var ya, bunu nasıl açardı o? Aa, tüf ya. Aa.
Bu mükemmel bir alet ve bizimkiler bunu kullanamıyor abi. Burada kamera var, zamanlı ve şey. İşte telefondan falan işte kedinle köpeğinle konuşuyorsun. Aynı bizimkiler konuşuyor. Kavga ediyor abi. Evet, bizim aynı anda yiyemiyorlar. Ayrı odalarda yiyorlar. Senin kedin yok mu? Sanaymış bu. Fizi seni de unutmadı. Fizi? Harika bir şey. Bunu ben de... Ne yapacak? Kendine mi? Kendine mi mama koyacak? Bak bu kediler için daha uygun. Niye biliyor musun? Evden böyle bir hafta ayrılıyorsun. Her yere mama koyuyorsun ya. Gerek yok burada direkt rahat. Makinede. Bizim kızlar birbirine giriyor bunun önünde. O zaman Yunus'tan devam ediyorum. Senin gibi tatlı şeker mi şeker? Bugün dedin ya şeker gibi bu ne diye. Bu senin de. Paketlemeyi bizzat kendim ellerimle yaptım. Fırat da çok destek attı. Olmuş. Ver bana. Buyurunuz efendim. Yeni yıl baba. Bunu tabii niye ki aldık bak? Kaç bir anlarsın niye aldık? Seni götürüyoruz zaman zaman. Ne, fıkra mı söyleyeceksin? Fıkra mı anlatacaksın? Zaman yapıyorsun? Zaman seni götürüyoruz gibi olsun. Seni götürüyoruz. Uzaklara üşüyorsun zaman zaman. Şöyle güzelinden tam kışlık. Tabii. Wow. İnşallah olur. Bak bakayım bir. Yalnız çok güzel. Değişim kartın var. Değiştirebilirsin. 30-40'lara kadar dayandırır seni. Hayırdır, nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyoruz peki? Batuma matuma gideceğiz ya, oralar soğuk. Yol yapıldı diye hissettim. Bana da öyle geldi. Nasıl? Harika. Teşekkür ederim. Aa tamam, yakıştı her rengi. Çok güzelmiş. Hoş oldu. Hoş kırmızı oldu. Alacaktık da dedim hadi dur o kendisi. Kırmızı çok renkli. Çok renkli. İhtiyacın var mıydı? Mont mu? Her zaman. Tamam güzel. Ay güzel cevap. Güzel. Yunus'un yeğesi. Teşekkür ederim. Ayrıca. Aa çok iyi. Farklı farklı çoraplar renk renk. Aa çok güzelmiş. Ben görmedim Utku bana telefonda anlattı çünkü. Her şey Muppet'lar. Çok güzel. Abi muhteşem ya. Ceyda biraz yükseldin. Ne oldu abla bu büyüktür çok biraz ya sana. Güle güle kullan. Güle güle kullan. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi Yunus al tamam, Utku ve Pelin. Yıl babanın hediyesi gelsin. Gelsin bakalım. Korkuyorum bak troll bir şey. Güzel Apache ha? Şşş seni Apache. Seversin. Roketiz. Gene bana vaktimi, buna sarmayayım diye bana ya Lego alıyor ya böyle bir şey alıyor, anladın mı? Hani vaktimi öldürmek için. Helikopter en sevdiğin şey? F-16 ne? Değil miydi? Uçak en sevdiğim şey. Helikopter değil kardeşim. Uçak ben helikopter mi uçuruyorum? Şeyler. O zaman... O ne? Ha? Lan diyorum benim gördüğüm bu değildi. Oo F-16 solo Türk bir de. Look at this. Fırat bayılırsın be. Ben F-18 uçuruyorum ama olsun. Ama sen de. Yok güzel güzel. Güzel hediye beğendim. Yapılınca muhteşem görünüyor. Dur ben seni benim hediyemi getir çabuk yeni iyi yıl babanın. Hep de orada bekliyor hediyesini. Ben ihtiyacın olan ve ihtiyacın olan bir şey aldım. Oğlum ne güzel. Kesin kaybedeceğim için hiç kullanmayacağım. Anladım. Ne bu? Güzel çek Yunus bu anı. Olmadı mı? Niye gülüyorsun? Dönüşüne gülüyorum. Şu dibinle tabii ki de olmadan. Baktım Fırat sürekli yollarda benim gözlüklerimi kullanıyor ve gözlüklerimi hep kaybediyor. Biliyorsun değil mi? Böyle böyle geziyor benim gözlüklerimi. Açıyor falan. Şeyleri takmış geçen böyle ince uzunları komik komik yollarda ben de sana aldım. Ama bugüne kadar oldu. Aldıklarımızın güzel. Hepsini kaybettiği için inşallah bunu kaybetmezsin. Ben bakacağım. Değiştirebilirsin istersen daha uygun gözüne. İnsan önce gözünü... bir kıyafetimle giyip bakmam evet, lazım. Evet kendi hadi denemesi abi. Lazım. Yani. Tamam. Ben seni götürürüm istediğini seçer değiştirirsin. Tamam kıyafetimle bakayım. Tamam sonra. Ceyda'nın hediyesini vereceğiz. Yalnız biz taşın marifesinde olduğumuz için... Beni ilgilenmezler. Ceyda ama gerçekten bu kadar ne oldu şimdi benim hediyem mi yok? Şu mu Ceyda? Var. Olmaz olur mu? Evet. Ya ben onu kendi bütçemle aldım. Hiç sana. Önemli değil. Önemli olan hediyeleşme. Evet. Sen aldın mı? Benim hediyem başka. Burada ya yani şu an yok. Nasıl yok? Öyle yetişmedi diyeyim. Saatim dedi ki anladığımı düşünmüyorum. Anladığımdan emin değilim. Ama yetişmedi ne yapayım? Ben demedim bu tadım. Nasıl yetişmedi, yetişmedi ya? Abi. Benim karım ne diyorsun? Şu an ama yılbaşı... Bu benim hediye. Ya saçmalamayın ya. Geyik yapıyoruz önemli olan. Gerçekten. Oha çok yakıştı yalnız ha. Güzel. Abi güzel oldu. Affettim sizi. Vallahi çok yakıştı ha renk. Şimdi sizin hediyenizi veriyorum. Bekleyin. Özel bir hediye. Özel bir an. Şimdi bunu yavaşça açın bakalım. Hadi. Tamam. Bu ikinizin. Ben iddiaya girdim. Pelin'in daha çok beğeneceğini düşünüyorum. Evet öyle demiştiniz. Ben de Utku daha çok ama beğendim. Senin ne söyleyeceğin cümlesini de biz videonun başına söyledik. Ben o cümleyi bekliyorum buradan. Buyurun. İyi de biz bunu nereye koyacağız ya? Yer yok ki. Bak böyle diyecek. Kesin. %100 bak. Ama ben bir şey söyleyeceğim. Yavaş yavaş açarsan hemen anlarsın. Evet. Bence hızlıdan açın. Çok sen hızlı. De yardım et. Yardım çok et. Hızlı. Parçala. Ne diyorsun? Bak Utku daha çok mutlu oldu. Kesinlikle Pelin. Şaka. Şimdi şey söyleyeyim Pelin şu an tepkisini veremiyor Pelin içine gömüldüğüne eminim yani. Ya bu tip ne abi? Ya buna ya. Çok teşekkür ederim. Buna hangimiz sevinip üzülemez kimse? Sen daha çok sevdiğine emindin çünkü. Abi yani hayalimdeki... Onun Harry Potter hastalığı benim Lego hastalığım birleşmiş. Ama senin ne cümle kurduğunu? Benim cümlem neydi?
Ama bunu ben bunu nereye koyacağım evde? İlk bu geçti değil mi? Yemin ederim açıldığını ilk gördüğümde kafamdan bu bir geçti. Şimdi arkadaşlar benim büyük an geldi. Benim hediyem mi? Geliyorum. Allah Allah. Şimdi. Neredeyim şey? Şöyle bir şey. Ne? Ben de ilk defa göreceğim. Fotoğrafımı yani mı bastırdınız? Gibi bir şey. Aa. Bastırdım gibi bir şey. Yavaş aç ama. Yani yazık olur. Evet. Başına buyruk davranma. Yavaş, yavaş, yavaş aç. Yapamam ki. Çok her yerine dokunmadan dur, böyle. Dur. Dur. Başına buyruk ve savruk hareketler yapmadan. Görmeyelim. Elifko. Ya hemen anlamadım şimdi. Yok. Tamam. Şimdi önce şuraya göstereyim sonra sen bak. Ben ona dedim ki böyle bir şey kim yapar, bana yardımcı olabilir misin dedi, ben yaparım dedi. Öyle oldu. Koskoca ressam ya. Ne bileyim ben yaparım dedi. Abi çok güzel yapmış yalnız eline. Elif Ko bu arada iyi bir ressamdır ve ben aldım bir tane resmini. Çok başarılı yani, şok oldum o yüzden. Burada olay Harry Potter olma, evreninde olman. Harry Potter olman değil. Hogwarts'lı olman. Hogwarts'lısın burada. Harry Potter olman. Beni bir çok Hogwarts'ta. Aşkım teşekkür ederim. Buna çok uğraşmışsındır. Telefonlar bilmem neler. Yok çok uğraşmadım. Ona bıraktım her şeyi. Anlattım sadece. Peki. Fikiri buldum. Fotoğrafını seçtik. Böyle olsun şöyle olsun dedim. Biz de evrelerini biliyoruz falan. Siz yani de biliyorsunuz tabii. O yüzden herkesin haberi var ve benim yok. Şöyle koyayım da başına bir hal zeval gelmesin. Hal zeval. Şimdi buraları toplayalım. Saat 12'yi bekleyelim. Simülasyonumuz devam ediyor. Simülasyondayız değil mi hala? Hala tabii, tabii. Simülasyondayız. Evet. Hadi. Hadi. Şimdi arkadaşlar yıl sonunu bekleyeceğiz. Belki de yılbaşını. Yani tabii bunun için çok bekleniyoruz. Bugün saat 12'de simülasyonu gerçekleştiriyorum. Arkadaşlar 2022'de de ne oluyor ya olarak çok güzel bir yıl geçirdik. Evet, evet. 2023'de daha güzel bir yıl olacak. Hala çıkıyor. Hala çıkıyorum. 2023 hepimizin için aşklar, sevgiler, dostluklar, arkadaşlıklar ve bereketli bol olsun. Aynen bereketli öyle. Bütün bol. Canlar için de öyle olsun. Evet. Cancıklar için de hadi biraz öyle olsun. Lan cancık sana hadi. 2023 ya. Tüm insanlık için gerçekten lütfen. Çok güzel olsun. Güzel olsun. Bu hıçkırığım sizin içinizdeki kötülükleri dışarı atsın. Hangisi? Her hıçkırığımda bir tane gitsin dışarıya. Sizleri seviyoruz. İyi kendinize ki varsınız. İyi yeni yılınız şimdiden kutlu olsun. Şimdiden de iyi bakın. Aşkım. Bunu yayınladığımızda kutlanmıştı zaten. Yeni yılınız sonradan kutlu olsun. Doğru. Kendinize iyi bakın. 2023. Oha 2023 benim yılım, bu ne oluyor ya diyeceğiniz bir yıl olsun. 1, 2, 3, yılbaşı! Simülasyon. Kutla simülasyonu. Kutlu yıllar. 24 saat sizden daha fazladır hıçkırdığım için hastaneye geldim. Allah. Aa. Geçmiş olsun. İğneyi çocuk oldu da sıvısı fenaymış.